Kerim Selim Altınok için. Evet, Kerim ve Selim kardeşleri davet ettik. Şimdi onları bekliyoruz. Yayınımızı onlar renklendirecekler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar, çok enerjiksiniz. Bravo. Nasılsınız? İyi misiniz? Kerim Bey, Selim Bey. İyiyiz. Çok teşekkürler. Sağ Siz olun. nasılsınız? Özden Hanım. İyiyiz. Çok teşekkürler. Şimdi biz böyle 20 dakikadır konuşuyoruz. Ben derim ki, evet sohbet edeceğiz ama öncesinde bir ruhumuzu besleyelim. Ne dersiniz? Hay hay. Buyurun Müzik lütfen. yavaşlıyor. Buyurun. Alkışlıyorum sizi. Tebrik ederim. Çok güzeldi. Tam böyle bir bahar havası. Bahar gibi geldiniz. Hem ruhumuza hem kulaklarımıza çok teşekkürler. Özden Hanım, dışarıda evet hani korona var ama aynı zamanda bahar da geldi. Yani Evet. sıcak bir havada böyle bir gripin olması, Evet. pandemi içinde olmak hakikaten hayatımızda karşılaştığımız, ilk defa karşılaştığımız bir durum. Evet, hazırlıklı olmadığımız ve ilk defa karşılaştığımız bir durum. Doğru söylediniz. Şimdi ben şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. İlk duyuruyu yayınladığımda, yani işte Çarşamba günü Bakırköy Kent Konseyi Engelli Meclisi böyle bir yayın yapacak ve konuk sanatçı Kerim Selim Altınok dediğimde inanılmaz geri dönüşler aldım. Ben bu kadar ünlü olduğunuzu bilmiyordum. Çok ayıp bir şey değil mi bu benim adıma? Çok utandım. Çünkü gelen Rica geri ederim. dönüşler benim Yok, ünlü. yaklaşımımdan Zaten ünlü değiliz. Ünlü olmak hani bizim yaptığımız hani gerek müzik gerek eğitim çalışmaları ha bunlar hani ana akım şeyler olmadığı için yani ünlü değiliz ama zaten hani öyle bir şeyimiz de telaşımız da yok. Zaten hani belki de ünlü olmak demek Türkiye'de yani aşırı böyle ünlü olmak demek aslında bizim çok da yani onaylamadığımız belki müzikleri yapmak demek daha
ana akım, işte popüler olmak demek. Ama yani ihtiyacı olan insanlar belki bizi tanıyorlar, biliyorlarsa, biz bu işte eğitim çalışmalarımızda, faaliyetlerimizde onlara ulaşabiliyorsak ne mutlu bize. Yani 25 yıllık böyle bir çalışma hayatım var ve hep kurumsalda, tamamıyla geri dönüşler o kurumsal camiadan oldu. O yüzden zaten dedim ki vallahi bravo, yani gurur duydum. Sizin gibi bir konuğu ağırlayacağım için ekstra heyecanlandım. Bir de hazırlıklarımı yaparken sizinle ilgili atılmış bir başlık gördüm. 2009 yılında Türkiye Gazetesi atmış bu başlığı. Körlüğü kör eden bir başarı hikayesi demiş. Hatırlıyor musunuz? Evet. Galiba. Şimdi ben sizden bu körlüğü kör eden başarı hikayesini birazcık dinlemek istiyorum. Zamanımızı da tabii daha etkin kullanarak, ama bir dinleyelim bakalım nasıl oldu Kerim Selim Altınok kardeşler. Yani çok küçük yaşlarda görme engelimizi fark ettik. 3 yaşında veya 4 yaşındayken aile büyüklerimiz fark etmişler. Ondan sonra tabii ilkokula geldiğimizde bir zorlanma yaşadık. Yani hemen ilk başlardan itibaren dersleri, kitaplarımızı kendimiz okuyamıyoruz. Tahtayı göremiyoruz. Sürekli yanına gidip tahtanın oradan yazarak ve oradan okuyup tekrar yerimize oturup defterimize kaydederek okumaya başlıyorduk, çalışmaya başladık. Sonra bir gözlükler geldi. Bir göz doktoruna gittik. Ama gördüm, gözlük... çok sevindiler ama o resminizi de gördüm, evet. Gözlükler problemimizi çözmedi ama biz yine de ilkokula, hani körlü okulunda başlamadık çünkü kısmen görebiliyorduk. İlkokul, ortaokul ve tabii lise normal okullarda geçti. Zaten görme engelliler için özel bir lise yok. Sonra üniversite yılları geldi. Evet. Ama o arada bir rehabilitasyon eğitimi aldık. O çok önemliydi. Evet, hayatımızı değiştiren o 5,5 aylık rehabilitasyon eğitimi oldu. Onun öncesinde işte annemiz defterlerimizi yazıyor, babamız kitaplarımızı okuyor. Bu şekilde ancak eğitimimizi sürdürebiliyorduk. Başarılı birer öğrenciydik ama kendi çabamız dışında birçok insanın desteği gerekiyordu. Bir arkadaşımızın kolunda okula gidebiliyorduk veya annemizin kolunda. Şimdi rehabilitasyon eğitimi bunların hepsini yeni baştan bizim açımızdan düzenleme şansı verdi. Kabartma yazıyı, beyaz baston kullanmayı ve daktilo ile 10 parmak yazmayı öğrendik. Daha o zaman bilgisayar yoktu tabii. Altı Nokta Körler Derneği'nin verdiği rehabilitasyondan mı bahsediyoruz? Bu dernek değil de Altı Nokta Körler Vakfı'nın kurduğu bir kuruluştur ama Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü bir çalışma. Emirgan'da halen devam ediyor. Biliyorum, gittim ben oraya. Evet, evet, doğru. Gittiniz. Evet, bir tane de Ankara'da var rehabilitasyon merkezi. Tabii bunlar çok önemli. Yani bir engellinin hayatında rehabilitasyon, yeni baştan hayata atılmak. Yani şu an engelli haftasında bulunduğumuz şu günlerde bunu vurgulamakta çok fayda var. Eğitim herkes için önemli ama engelliler için çok daha önemli. Hem rehabilite olmak adına hem de topluma tekrar adapte olmak adına. Yani hayatımız tabii hukuk fakültesi oldu yaşam içerisinde, öğretim hayatımız içerisinde. Fakültedeki eğitim dönemimiz ayrı bir maceradır. Hakikaten yoğun bir mücadeledir. Oradan da iyi çıktık. Evet, yani Kerim sınıf birincisi olmuştu o dönemde. Evet. Ben ikinci olmuştum. Böylece üniversiteden sonra konservatuvar yaşantımız geldi. Konservatuvarda da kabartma notayı kendi kendimize daha öncesinde öğrenip o sayede çalışabildik. Ya burada bakın eğitimin şöyle önemi var. Ortaokul yıllarında da biz konservatuvara girmeyi denemiştik ama o zaman donanımımız yeterince hazır birikimli değildi. Yani donanımımız yeteri hale gelmemişti. Ve biz nota, kabartma nota bilmediğimiz için o zaman konservatuvara girememiştik. Ama çabalarımızla rehabilitasyon merkezinden sonra notayı öğrenince konservatuvar sınavlarına girdik. Yani kulaklarımız da iyi duruma gelmişti. Yani kendimizi geliştirmiştik. Tabiri caizse gümbür gümbür sınavda işte hoca soruyordu. Ben piyanodan verdiği sesleri, yani sadece sesini vermek değil, adını da veriyordum falan. Yani artık orada hani şey kalmadı, yani bir engel kalmadı, girdik. Evet. O konservatuvarı da bitirdik. Sonraki yıllarda işte iş hayatı geldi ama biz iş hayatıyla birlikte her zaman bir sosyal hayat ve hobi ya da hobiler tarafımızı sürdürmeye çalıştık. Çünkü
İnsan için iş hayatı çok önemli belki meslek, hayatını kazanmak ama onun yanında kendi yani hayatını kendini gerçekleştirme diye bir şey var. Onu yapmak için de işte bu hobiler gerekiyor, hayat gerekiyor. Hep derneklerde olduk, vakıflarda olduk. Elimizden geldiği kadar bu mücadeleyi sürdürdük. Mesela bir çok sesli koro Türkiye'de ilk defa kurduk. 1994 yılında Görme Engelliler Korosu. Yaklaşık 10 yıl civarında bu koroyu sürdürdük. Ondan sonra Engelsiz Orkestra'yı kurduk. Halen Engelsiz Orkestra çalışmalarını sürdürüyor. Eğer pandemi olmasaydı bu hafta sonu yani biz bu konseri o zaman evet, gruptaki arkadaşlarımızla birlikte verecektik. Borcunuz olsun bize. Tabii. Engelsiz'e böyle bir konser verirsiniz olmaz mı? Tabii, inşallah. Açık havada Bakırköy Meydanı'nda yapacaktık. Onu mutlaka yapacağız. Yüksel Bey'le sakatlar ben. O kadar güzel bir başarı öyküsü ki bu. Şimdi bunu yine bir müzikle taçlandıralım mı? Eğer tamamlandıysa, ben kesmediysem öyküyü alttan hissettiğinize. Tabii. Müziğe geçelim memnuniyetle. Valla biz güneşi özledik, dostları özledik. Bu ikisini de çok sevgili hocamızın Timur Selçuk'un bestesi ve Nazım Hikmet'in sözleriyle, şiiriyle ifade etmek istiyoruz. Dostları tabii arasındayız. Aa, çok güzel. Dalgaları karşılayan gemiler gibi bu delili bize karanlıkları yara yara çık. Rüzgarları en serin, uçurumları en derin, havaları en ışıklı sıra dağlara. Karşılayan gemiler gibi gövdelerimizle karanlıklara yara yara çık. Rüzgarları en serin, uçurumları en derin, havaları en ışıklı sıra dağlara. Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu, önümüzde bakır taslar güneş dolu. Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu, önümüzde bakır taslar güneş dolu. Dağlarda gölgeniz gökleri vursun, göz göze yan yana diz dize durun çocuklar. Kasları birbirine vurun çocuklar. Dağlarda gölgeniz gökleri vursun, göz göze yan yana diz dize durun çocuklar, kasları birbirine durun çocuklar. Hey, hey, hop, hop, hey, hey, hop, hop, hey, hey, hop, hop, dostların arasındayım, güneşin sofrasındayım, dostların arasındayım, güneşin sofrasındayım. Doldurun çocuklar, doldur içeri, başları göklere atalım, serden geçelim. Doldurun çocuklar, doldur içeri, koşarak devirin geçtiği yerden geçelim. Hey, hey, hop, hop, hey, hey, oh, hey, hey, oh, dostların arasındayım, güneşin sofrasındayım, dostların arasındayım, güneşin sofrasındayım, dostların arasındayım. Ağzınıza, yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok güzeldi. Çok sağ olun.
Ben bir de şimdi Mine Hanım da aşağıdan selamlar iletiyor. Sizin programımıza katılmanız noktasında Mine Yiğit, sevgili Mine Yiğit, Türkiye Sakatlar Derneği yönetim kurulunda diye biliyorum. Eğer yanlışsam kusura bakmasın lütfen ama yönetiminde olduğunu biliyorum. Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesi adına sizinle bağlantı kurmamıza sebep oldu. Kendisine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendisi de aşağıdan yazıyor bize. Aynı şekilde size selam ve sevgilerini iletti. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok çok selamlar, sevgiler Mine Hanım'a da. Ben de. Evet. Şimdi ben çok heyecanlı bir şey dinlemek üzere kendimi hazırladım. Muhteşem bir projeyle geliyormuşsunuz aldığım haberlere göre. Paylaşalım mı bunu dinleyenlerimizle? Çok teşekkür ederiz. Şimdi bu pandemi dönemini evde geçiriyoruz hepimiz ama olabildiğince hani elimizden geldiği kadar kalıcı bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu dönemde görme engelliler için bir kabartma müzik notasını öğreten bir eğitim seti. Özellikle Kerim'in yoğun çabası var bu konuda. Aslında bu benim yıllardır düşündüğüm bir şeydi ama fırsat bulamamıştım. Şimdi görme engelli arkadaşlarımız körler okullarında kabartma notayla tanışıyorlar. Ama tabii sınırlı geçiyor bu eğitim. Daha sonra birçok görme engelli arkadaşımız ya Güzel Sanatlar Liseleri yahut konservatuvarları yahut da öğretmen olmak üzere müzik eğitim fakültelerine girmiş. Yani müzik yaygın görme engelli arkadaşlarımız arasında. Evet. Ama o orada bir zorlukla karşılaşıyorlar. Karşılarına bir dolu nota çıkıyor ve bu notaları kabartmaya geçirmeleri ya da yurt dışından ya da belki yurt içinden onları temin etmeleri gerekiyor. Temin etseler de okumalarında çok büyük zorluklar oluyor. Çünkü nota eğitimleri yeterli olmamış oluyor. Yani unutuyor abi de. Unutma oluyor. Yıllar zarfında kullanılmadığı zaman kabartma yazı veya nota unutuluyor. Ve şöyle bir şey oluyor. Bütün her görme engelli kendine göre bir Amerika yeniden keşfederek yeni bir nota. Adeta kabartma yazıyla nota keşfetmeye çalışıyor. Nota sistemi oluşturmaya çalışıyor. Oysa bunun sistemini Braille yani 200 sene evvel koymuş durumda. Ve ben de bunu anlatan bir eğitim seti hazırladım. Bu eğitim setini YouTube kanalımızdan yayınlıyoruz. Bölüm bölüm ekliyoruz. Hatta kısa bir zaman içerisinde Instagram profilimizden de profil bilgilerimiz arasına o linki koyacağız. Oradan da dinleyenlerimizin paylaşmasını ve yani mümkün olduğu kadar çok insana ulaştırmamızı isteyeceğiz. Burada bir özellik daha var. Sadece görmeyenlere yönelik değil aslında. Evet. Biz her bölümde anlattığımız müzik notalarını veya işaretlerinin aynı zamanda mürekkep yani normal notadaki görünümlerini ve ona karşılık gelen kabartma altı noktalı olan görünümlerini ekrana yerleştiriyoruz, yansıtıyoruz. Bu şekilde evet. Aslında kaynaşmada yani kaynaştırmada gören öğretmenlerin öğrencisi olan görmeyen arkadaşlarımız var. Minik öğrencilerimiz var. Oradaki evet. Müzik öğretmenleri, yani güven müzik öğretmenleri de onlara gelen görme engelli çocuklara öğretmek için, kabartma notu öğretmek için bu kurstan faydalanabilirler. Evet. Bu görseller sayesinde. Evet. Bunda çok inanlıyız. Gerçekten önemli bir açı kapayacağına inanıyoruz. Bu devam edecek aslında çalışmalarımız. Daha sonra armoni eğitimini bu şekilde hazırlamak istiyoruz. Daha evvel zaten bizim yani bilgisayarla ilgili bir sürü sesli eğitimlerimiz vardı. Yani bu evet. Bunlara eklenmiş oldu. Evet. Devam edecek inşallah. Yani tabii en iyi aslında yaşayan biliyor. Siz tabii bu süreci kendiniz tecrübe ederken neye ihtiyaç olduğunu çok daha iyi fark edebiliyorsunuz. Dolayısıyla sizin gibi bu süreçlerden geçmek isteyenler için bence muhteşem bir proje olacaktı. Bizim de payımıza düşen bir destek noktası olursa elimizden geleni yapmaya hazırız. Şimdi bir de bildiğim kadarıyla hala devam ediyor mu bilmiyorum ama Bakırköy Belediyesi'nin bir hizmeti olarak Halim Bey özellikle sormamı istemiş. Hala devam ediyor mu şeklinde bu. Linda Kaso ile bir çalışmanız varmış. Doğru mu söylüyorum? Doğru mu aktarıyorum? Evet şöyle aslında sadece Linda Hanım'la değil bizim Engelsiz Orkestra ile olan çalışmamız. Bakırköy Belediyesi'nin buradaki bize olan desteği mekan desteğidir. Yıllardır gerek enstrümanlarımızın gerekse diğer müzik ekipmanımızı tuttuğumuz bir mekan var. Bu Atatürk Yaşam Merkezi'nde, Yaşam Köyü'nde tam ismini söyleyemedim pardon.
yani Osmaniye'deki belediyenin biliyorsunuz sosyal bir kültür. Biz provalarımızı orada yapıyoruz. Gerçi yerimiz çok küçük bir yer ama yine de bizim için önemli. Orayı kullanıyoruz provalar için ve 10 yıldır engelsiz orkestra çalışmalarını sürdürüyor. Yani biraz evvel Halim Bey bir merkezden söz etti. Umarım gerçekleşir bu. Çünkü şu an zaten var olan bir merkezin içerisinde bizim oradaki yerimiz mesela çok yetersiz. Engelsiz orkestra olarak biz o anlamda bu çalışmaları genişletmek için ve görme engelli arkadaşlarımız için aslında müzik atölyeleri açmak için daha geniş bir yere ihtiyaç duyuyoruz doğrusu. Çünkü oradaki amacımız hani bir ekip var zaten bir 7-8 kişilik bir ekibiz ama onun dışındaki yeni genç arkadaşlarımıza da engelsiz orkestrada yer vermek, onların yeteneklerini öne çıkartmak istiyoruz. Bu da tabii biraz daha geniş bir mekanda olabilecek bir şey. Bunu şöyle düşünüyoruz. Aslında görme engelliler için belki Bakırköy'de bir akademi oluşturulabilir. Yani biz eğitimi o kadar seviyoruz, o kadar faydalandık ki hayatımızı o kadar değiştirdi ki. Evet. Bizim ve bizim yetiştirdiğimiz veya bizim yani yanımıza gelen gençler var. Birçok alanda eğitim yapılabilir. Bunlardan en başta müzik tabii ki kabartma yazı, satranç, satranç eğitimi, İngilizce eğitimi. Bunlar hepsi böyle belli bir merkezde, bir akademi içerisinde, görme engelleri dönük akademi içerisinde yürütülebilir, evet. Korolar kurulabilir. Örneğin gitar çok sevilen biliyorsunuz bir enstrüman fakat bugün hiçbir kurs, özel kurs görme engelliği gitar için gittiği zaman kabul etmiyor. Veya org dersi için gittiği zaman kabul etmiyor. Yani bir görme engelli arkadaşımız bir kursa başvuruyor. Diyor ki ben paramı vereceğim. Bu kurstan faydalanmak istiyorum. Evet. Diyor kardeşim biz sana yardımcı olamayız. Biz senin notanı da bilmiyoruz. Seninle nasıl diyalog kuracağımızı da bilemiyoruz deyip bu işi kapatıyorlar. Bir nevi de başından savmadır. Bunu da söylemek lazım. Yani çok yapılmayacak bir şey değil ama tabii ki bu işin daha belki kolayı, daha düzgünü bu işin bir kurs açılması. Her ne kadar biz zaman zaman halk eğitim merkezi bünyesinde etkinlikler yapıyorsak da kurslar, bence belediyenin bu konuda bir mekan ve hoca anlamında destek sağlaması, bir zemin sağlaması engellilere daha anlamlı diye düşünüyorum. Ve bunu yapacaktır belediyemiz. İnanıyorum buna. Evet, şimdi ben şu kısım için özellikle bu Linda Kaso ile yaptığınız çalışmalarda Bakırköy Belediyesi'nin verdiği destekten ötürü Bülent Kerimoğlu'na teşekkürlerimi sizin nezdinizde böyle iletiyorum. Ama onun dışında da biz Bakırköy Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak bu Halim Bey'in bahsettiği konuda çeşitli çalışmalarımız vardı. İşte bir iki tane saray diye tanımlanan engelli merkezini gezdik Özgür'le. Özgür de yine bizim Kent Konseyi Engelli Meclisimizde birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız. Ne yapabiliriz, nereden, nasıl bir gelir sağlayıp da nasıl bir alana yapabiliriz kısmını aslında başkanımızla da konuşmuştuk. Dolayısıyla evet bu taleplerin farkındayız. Biz de elimizden geleni hani kendi adımıza sivil toplum olarak ya da ben bir başka şapkamda Bakırköy Belediyesi Meclis üyesiyim aynı zamanda. Orada da engelli komisyonundayım. Dolayısıyla hani hem orası hem Kent Konseyi Engelli Meclisi böyle birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz. Belediyenin bu söylediğiniz işte kursları var aslında ücretsiz ama engelliler için ekstra olması gerekir. Size katılıyorum. Yine belki buradan da duyup iletirler ama ben de buna aracı olacağım konusunda söz verebilirim size. Biraz daha müzik diyeyim mi? Rica ederim. Hay hay diyelim. Hay hay. Tamam. Şimdi maskelerle geziyor herkes değil mi? Yani dışarı çıktığımız zaman biz onun için bir şarkı seçtik. Ama herkes bildiği bir şarkı telefonlarından dinleyerek katılabilirler izleyenlerimizin kendileri. Eski sevgilim, eski sevgilim, eski güller. Hayata baksana, takmıyor kimse. Hiçbir şey değişmez, artık hiçbir şey. Yar edir sinede, yaktığın gemileri. Dönüş yok artık geri, ta ki
eyvallah ve bunun sahte yüzleri. Eski sevgilini ne yapsam kolay unutulmaz. Ağlama geçmişe, yaşadık gizli anılar bizi yalnız bırakmaz. Yalnızız bir de yaktığım gibi evini dönüş o kadar geri. Ta ki canıma bu maskeli balon, bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Canlı yayınının böyle güzel güzel dinliyorum, sohbet ediyorum. Çok teşekkürler. Son olarak size pandemi sürecinde engellilerin yaşadıkları ve 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası, bu konularla ilgili düşüncelerinizi duymak istiyorum. Buyurun lütfen. Şimdi engelliler var. Bizler şöyle bir kaygı taşıyoruz. Özellikle görme engelliler. Bunu birçok arkadaşımızla konuşuyoruz telefonda, Skype'ta. Bu dönem geçtikten sonra görme engelliler nasıl çıkacaklar? Çünkü onlar beyaz baston kullanıyorlar. Tabii ki çıkıyor arkadaşlarımız, çıkanlar var şu anda ama yani bir otobüse binerken, metrobüse binerken bizler genelde birilerine sorarız, yardım alırız, yer yer kol kola gireriz. Daha yakın yaşamak durumundayız insanlarla. Biraz bunu düşünüyoruz. Onun dışında tabii hepimiz evdeyiz. Bir grubumuz yani kendisi özel çalışan insanlar var. Sokakta satış yapan arkadaşlarımız var. Onların sorunları var. Onların nasıl çözüleceğini düşünüyoruz. Derneklerimiz, vakıflarımız kapalı şu anda. Gelir kaynakları son derece kıt veya yok düzeyde. Onların geleceği ne olacak? Bunları kafamızda hep planlıyoruz. Dolayısıyla hem sivil toplum örgütlerinin bir arada çalışmasıyla hem de devletle, belediyelerle işbirliği içerisinde yeni çözümler üretmek gerekecek. Bunların da belki bu şu anda sizin açtığınız şu platform gibi yerlerde tartışılması gerekiyor yavaş yavaş. Aslında Özler Hanım, ben de şeyi söylemek istiyorum. Bu pandemi döneminde yani bilhassa yani fiziksel engelli, işte ortopedik engelli arkadaşlarımız için durum çok da değişmedi. Onlar zaten pandemi yokken de çok rahat dışarı çıkamıyorlardı. Çünkü mimari engellerimiz var. Yerine göre işte toplu taşıma araçlarından faydalanırken zorluklar var. Evet. Kısmen çözülmekle birlikte
kitap okumaları devam ediyor. Kitap seslendirmeleri devam ediyor. Biz de onlara hem teknik destek anlamında hem de işte onların yaptıklarını kütüphanelere ulaştırma anlamında destek vermeye devam ediyoruz. Bu arada Bakırköy Kitap Kulübü var. Yine bizim de kurucular arasında bulunduğumuz bir topluluk. Çalışmalarımızı şu anda internete taşıdık. Hani aylık toplantılarımızı her ayın ilk çarşambası Skype üzerinden görüşmelerimizi, toplantılarımızı yapıyoruz. Onun da moderatörü yine TSD'deki sevgili arkadaşımız Barış Bey, Barış Mutlu Bey. O moderatörlüğünü yapıyor. O çalışmayı hiç aksatmadık. Evet. Ben tabii bunları yaptık gibi konuşuyoruz burada ama bunlar sadece bizim işimiz değil, bir mutlaka bizim de içinde olduğumuz projeler, çalışmalar, yani grup içerisinde. Kitap kulübümüzün buluşmaları hiç eksilmediği gibi bu güzel yayın için ve izleyenlere selam saygılarımızı, size de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Ben de şeyi söylemek istiyorum. Engelliler haftası ama aslında engelli veya engelsiz diye bence ayırmak insanları hiç, yani gereksiz bir kategorileşme diye düşünüyorum. Önemli olan insan olmak diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim.